Selamünaleyküm Kuşçu Camiası. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamüstü geldik. Şöyle kuşlarımızı, şöyle 4 tane, şu bir tanesi Eke, 3 tane yavru var arkadaşlar. Onları uçuruyoruz. Yavru dedin, yavru 2 tanesi yavru, bir tanesi yavru Ekesi diyeyim ben size. Şu sabun yavru Ekesi. Onlar da biraz cılız büyümüştü. Mesela şu mavi cılız büyüdü. Yanındaki sabun yavrucu. Şu arkadaki en sağdaki mavimiz gerçekten güzel büyüdü. Bakalım umut verilen kuşlardan, umut vadeden kuşlardan. Yanına da bir tane kılavuz kuş takacağım. Böyle uçsunlar. Rüzgar da var. Şöyle bayrağımıza bakalım. Uçsunlar bakalım birazcık. Ondan sonra şöyle bir sohbet ederiz. Ufak ufak bunları şöyle hareketlendiriyoruz. Takları çevirdiler. Biraz yükselseler şöyle. Bunların bayağı bir yükselmesi lazım. Bu diğer videolarda söylediğimiz gibi arkadaşlar. Oyun kuşu yükselecek. Bu oyun kuşu bulut yiyecek. Allah'a şükür şu an atmaca da yok. İnşallah da gelmez. Atmaca gerçi bir şey değil. Kılıç kanat. İşte Gökdoğan dediğimiz, tabir ettiğimiz hayvan. Ya kuş. Ya kuştan alan kuş o. Arkadaşlar yani güvercinin en büyük belası yani ne diyeyim artık, o da kendi şeyini yapıyor tabii ki. İşte sabun sıçramaya başlamış, mavi de yukarıda sıçrıyor. Bir tane dediğim ya, hani diğer yavru güzel büyüdü. O yavru da taklayı falan çevirdi, şimdi sıklaştırıyor. Bakalım, şeyi çok iyi. Uçum falan özellikleri gerçekten çok iyi. Ne yapacak göreceğiz. Bakalım sabuni de çok zayıf büyümüştü. Kuyruklarını kestim. Dedim damızlık kalır diye. Ama sonra baktım ki hayvan uçma hevesi var. Uçuyor. Hatta sıka girmek de üzere gibi. İki tane kuş geldi gidiyor ama salla boşver. Kendini yukarıda yoksa sıka girecek ki biraz yükselmesi lazım ki sıkıntıya girmesin. Yoksa bu kadar aşağıda patlarsa, sıka girerse daha da kaldıramayız hayvanı. Ha, yavru Ekesi yani var. Baksana sıka girmek üzere. Yavrular da güzel güzel güzel, maşallah maşallah. İyi, yerimiz fena değil arkadaşlar, Allah'a şükür. Biraz rüzgarı bol oluyor. Ama o da olacak yani. Çünkü çoğu kişinin kümesi sıkıntılı, yeri sıkıntılı. Allah'a şükür olsun bizim yerimiz şu an iyi yani. Kayışan göçerimiz de yok. Yavrular uçuyor. Yavruların işte burada mesela bekleyeceğiniz zaman çok önemli. Çoğu arkadaş diyor ki benim kuşlarım sağa sola atıyor, çatıya atıyor. Kuşu beklemek lazım arkadaşlar. Yorulduğu anı anladığın zaman yere kuş atmak lazım, kuş çıkarmak lazım. Havalar çok sıcak. Bugün bayağıdır, kaç gündür çok nemli bir hava var. Zaten yani şimdi İç Anadolu'da uçan bir kuşla bu Marmara'da, Karadeniz'de uçan kuşun hiçbir zaman aynı performans beklemeyin. Çünkü kuru hava hayvanın daha böyle rahat uçmasını sağlıyor. Yavrular biraz, yavrular biraz yanık büyüdü. Kuyruklarını kestik. Toparlamaya çalışıyoruz. Emek verdik bu kadar. Diyoruz ki madem toparlansınlar. Şurada bir tane dumanlı yavru da baksana. O da hafiften bir ağzını açmış. Ona da bir ilaç vermek lazım. Bakalım, inşallah bir şeyler yapıyoruz ya. Koşturuyoruz. İnşallah da neticesini de alırız arkadaşlar. Yavrularını uçsun, biraz daha uçsunlar. Sabuni karşı çatıya atmıştı. Bak, Sabuni'yi yakalayamadık. Normalde onu mesela takip ediyorum. Ama tabii biraz da
Eke uçmanın, böyle yavru kös uçmanın da dezavantajları var. Neden derseniz, hayvan nefesini tam toparlayamıyor. Yavru gibi olmuyor yani. Yavru böyle yerinde durmuyor. Aynı yüzden de kuşları fazla şey yapmadan erken uçurmakta fayda var. Ben erken uçuruyorum. Daha da kolay oluyor yani uçmak. Aferin size. Biraz daha yükselsinler şöyle. Yükselen kış her zaman iyidir. Kümesin tabi dezavantajları arkadaşlar, güneş çok güzel buraya vuruyor. Çok güzel vurmasının da tabii ki kötü tarafı, kümes sadece olduğundan çok çabuk ısınıyor. Çok ısındığı için de hastalıklar çok çabuk nüksedebiliyor. Özellikle hıkık şu an çoğu kişinin kümesinde olan hastalıklardan. Vallahi biz de ondan müzdaribiz şu ara. Bir de kalabalık olduğu için sıkıntı var. Ama tabii bakalım, inşallah bir sıkıntı olmadan kışları da. Şu mavi yavru güzel, fena değil. Yanık büyüdü ama ben bu kuştan pek umutlu değildim. Ama iyi, fena değil. Ya şu öteki yavru gibi değil. Arkadan uçan yavru mesela roket gibi kaçıyor. O yavru gibi değil. Biraz daha yanık büyüdü. Ama iyi yani. Performans olarak güzel olacak gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, ne yapıyorsun? Selamünaleyküm abi ya. İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Allah razı olsun. Açsana abi, açsana kümesi, insinler. Artık geç geliyoruz ya. Şimdi biraz daha böyle. Yeter bu kadar uçuş. Aç abi, gelsinler. Yavrum bir atladı. Hop. Beyaz posta kalktı. Tamam. İyi, iyi, iyi. Zaten kanatları yarım bunun. Beyaz posta değilsin. Beyaz postları uçsun ya. Yavruları oynayın. Baksana ya. Abi kuşlara baksana abi, nasıl. Yavrularımızı indirdik. Durumlar böyle arkadaşlar. He? Yavrulecik var ya. He. Oğlum fena ya. Ve aldı, yaptın mı sen? Yaptım ben abi. Değil mi? Kuşları ne değiştiriyor ya, değil mi? Ne diyorsun ya? Kuşlar yerinde durmuyor biliyor musun? Abi yemin ederim yerinde durmuyor. Acayip hareketlendiriyor kuşları ve yeme karşı isteğini çok arttırıyor. Şu anda bir gör nasıl. Bir de toprak da çok yiyorlar, yemiyor acayip. Fena oldular ya. Postalar yerinde durmuyor. Arkadaşlar şimdi açar açmaz yavrular ya. Fırladı değil mi? O probiyotikten bahsediyoruz. Adnan abinin kanalında verdiği bir probiyotik vardı. İşte şeker menası filan, pirinç miniç bir şeyler vardı içerisinde. Zaten bayağı da böyle içeriği böyle zengin bir probiyotik. Bana da sağ olsun gönderdi. Ben hatta yaklaşık bir iki haftadır vermiyorum. Çünkü bayağı hareketleniyorlar. Üç günde bir, dört günde bir böyle vermeye çalışıyorum. Bizim Eyüp abi de yapmış, probiyotik kullanmış. Çok memnun kaldı, onu söylüyor. Gerçekten de çok iyi yani, hareketlendiriyor kuşları. Yeme karşı isteğini arttırıyor. Daha böyle dirençli yavrular yapıyor. Daha dirençli kuşlar yapıyor. Abi beyaz şeyde ne oldu? Beyaz büyüyor mu? Fotoğrafını çekecektim de benim büyüsün. Durumlar böyle arkadaşlar. Kuşlarımızın. Abi havalar ne kadar sıcaksa. Şu dumanlı kilinin işte eşi beyaz. Onun altından şimdi bir tane beyaz postanın altında büyüyor. Bir tane de Yüp abiye vermiştim. Şu mavi de aslında onun yavrusu da. O çok yanık büyüdü. Bakalım işte kuyruğunu falan kestik. Kanatlarını manatları zaten var ama. Bakalım ne olur. Damızla ayrılır mı? Ayrılmaz mı? Durur mu? Durmaz mı? Güzel bir, çok çok iyi bir dumanlı kirli, o dumanlı kirli. Atımları falan çok iyi. Şu maviyi kestim ben zaten. Uçurmuyorum. Kanatlarını kestim. Şu yavru güzel büyüdü. Sabun yavru güzel büyüdü. Ya kardeşini
Bir hastalandı, daha toparlayamadı biliyor musun mesela abi ya? Mesela şey yaptım ya, salmanla bir şeyi yaptım. İlacından girdim bakalım. Ha. Hasta yok Allah'a şükür. O beyaz ne oldu ile?